Sayın Öğrenci Dekanlığı, değerli hocalarımız ve siz kıymetli öğrenci arkadaşlarımız, öncelikle sizleri Genç Beyinler Kulübü adına selamlıyor. Hepiniz hoş geldiniz. Sizlere öncelikle okulumuzun kulübü olan Genç Beyinler Kulübü'nün amaçlarını kısaca bahsetmek istiyorum. Genç Beyinler Kulübü olarak fikirlerini dile getirecek, platform bulamama sancısı çeken öğrencilerin özgürce fikirlerini dile getirecekleri bir platforma öncülük etme misyonunu taşımaktadır. Kulübümüz kendi medeniyet dinamiklerini hayatın eksenine alan, merak eden, okuyan, araştırma ve geliştirmeyi amaçlayan bilgi kültür erdem ile donanmış, zeki ve gerçek idealist gençlerin yetişmesi için bilimsel alanda öncülük edebilen bir çalışma sistemini ilkeye etmiştir. Kulübümüz kültür, tarih, edebiyat, sosyal sorumluluk alanlarında yelpazesi geniş bir çerçevede projeler üretmektedir. İdealist bir gençlik tasavvuru içerisinde olan kulübümüz, bundan sonraki projelerde de Türkiye ve Türkiye'den gelen öğrencilerin Kıbrıs gündemine vakıf olamama sıkıntısını ortadan kaldırmış, yeni bir gençliğin var olabilmesi, çözüm önerilerini sunması doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Kulübümüz yeni olmakla beraber ilk konferansını düzenlemiş ve yeni aktivitelerle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Şimdi de Sayın Doçent Doktor Sinan Canan hocamızı kürsüye davet ediyoruz. Ankara'nın soğuğundan, Kıbrıs'ın soğuğuna gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Hayatımda ilk defa Kıbrıs'a geliyorum. Güzel davet için çok teşekkürler. Burayı haritada en uzun seyretmiş insanlardan biri herhalde benim. Hani şu İskenderun'dan doğru bu adanın kopması teorisi vardı ya, küçüklüğümden beri kafama çok taktığım için ne zaman harita görsem uzun uzun Kıbrıs'ı seyrederim. En sonunda görmek nasip oldu böyle bir vesileyle. Çok teşekkür ederim. Yalnız Kıbrıs'a galiba karı ben getirmişim. Dün akşam yoğun tipi altında üniversiteye ulaştık. Dolayısıyla bu da iyi bir şey bilmiyorum ama bana kızmayın, yani bilerek yaptığım bir şey değildi. Tekrar davet için teşekkür ediyorum ve Genç Beyinler Kulübü'ne başarılar diliyorum. Okudukları manifesto gerçekten önemli. İnşallah bu yolda güzel işler yapmanızı bekliyoruz. Kulağımız sizde olacak. Bugün de arkadaşlar özellikle zihin kontrolü konusunda bir sohbet istediklerini söylemişlerdi. Ben de esas çalışma alanım beyin üzerine olduğu için bu konuyla ilgili bir şeyler yapalım diye düşündük. Ben Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde fizyoloji bölümünde öğretim üyesiyim şu anda. Ve temel çalışma alanım sinir bilimleri diye bir çerçeve çizebiliriz. Doktora tezim itibariyle bu epilepsi rahatsızlıklarının deneysel modelleri üzerinde biraz çalıştım ama ondan sonra daha ziyade insan beyni, davranış ve karar verme süreçleri gibi konularla ilgili çalışıyorum. Bir taraftan da daha havalı isimleri olan kaos teorisi, fraktal geometri falan filan gibi şeylerle de bir taraftan uğraşmaktayız. Tabii bunların ortak kesişim alanları yine insan zihni ve beyni olduğu için sürekli olarak bu mevzuların üzerinde konuşuyoruz. Bir de belki duymuşsunuzdur, aşağıda adresini gördüğünüz en beyinli bir organizasyonumuz var. Bir taraftan da böyle herkese yönelik sinir bilimsel eğitim konferansları düzenliyoruz arkadaşlarımla beraber. Şimdi zihin kontrolü meselesi biraz netameli bir mevzudur. Çünkü zihin kontrolünden konuşmaya başlayanlar hemen FBI'den, CIA'den girerler. Uzaylıların elektromanyetik dalgalarla bizi muma çevirebileceğinden falan bahsedip konuyu bağlarlar. Ben işin o kısmına girmeyi çok fazla düşünmüyorum. Ben size beynin içinden konuşarak, beyin hakkında bildiklerimiz üzerinden yola çıkarak zihnimiz nedir, şu beynimiz ne yapar ve ne derece kontrol edilebilir ve ne derece kontrol edilmektedir. Bununla ilgili birkaç tane ipucu paylaşmaya çalışacağım. Mevzu çok uzun bir mevzudur, tartışmalı bir mevzudur. Ama sinir bilimsel açıdan konuştuğunuzda, özellikle size bugün aktarmaya çalışacağım şeyleri göz önüne aldığımızda en azından evde kendi başınızayken zihninizin ne kadar kontrol altında ve nasıl kontrol altında tutulabileceği konusunda umuyorum yeni bir şeyler buradan almış olarak çıkacağız. Öncelikle korkmayın, kimse sizi joystickle uzaktan yönetemez. Birincisi onu söyleyeyim. Ama bu tamamen bağımsız olduğumuz anlamına da gelmiyor. Ne kadar yönetilebileceğimizi biraz zihnimizi anlayarak daha iyi anlarız diye düşünüyorum. Şimdi zihin dediğimiz zaman bugünkü teoriler itibariyle şu gördüğümüz et parçası zihnimizin oturduğu yer. Kafatasımızın içerisinden yeni çıkarmış bir beyni görüyorsunuz.
muhtemelen daha önce bu halini görmemiş olabilirsin. Eğer tıp fakültesinin ileri sınıflarından falan kimseler yoksa burada ya da doktorlarımız yoksa. Böyle biraz şekilsiz, kanlı, bıcık bıcık bir yapısı vardır ve ilk bakışta pek de bir şeye benzemez. O yüzden eski zamanlarda bilim adamları demişler ki bu herhalde kanamanı soğutan radyatör gibi bir şey yani çünkü pek bir şeye benzetememişler şekline bakınca. Fakat şimdi biliyoruz ki şu gördüğümüz şey bütün duygularımızın, düşüncelerimizin falan her şeyin aslında kaynağı, beynimiz. Fakat önemli bir şey var beynimizle ilgili. Çoğu zaman bunu gözden kaçırıyoruz. O da evrende karşılaşabileceğimiz en karmaşık şeye bakıyorsunuz şu anda. Daha sonra resmine bakıyorsunuz. Bundan daha karmaşık bir şey biz görmedik ve muhtemelen hiç de görmeyeceğiz. Çünkü maddesel organizasyon anlamında artık karmaşıklığın zirvesi diyebilirim insan beyni için. Hakkında en fazla şey bildiğimiz organlardan birisi olmasına rağmen nasıl çalıştığı hakkında neredeyse hiçbir fikrimizin olmadığı tek organ. Onu da özellikle beyan edeyim. Bu bir aslında hani güçsüzlük itirafı değil, bir taraftan bu kadar anlaşılmaz bir şeyi çalışabiliyor olmak ve bunun hakkında az da olsa bir şeyler bilebiliyor olmak da gerçekten çok gurur verici bir olay. Anlaşmamız gereken bir husus var. Beyinle ilgili konuşmadan önce ben hep bu anlaşmayı imzalarım. Beynimiz ve zihnimizi biz maalesef makineye benzetme alışkanlığına sahibiz. Onu bilgisayara benzetiyoruz. İşte hafızamızı bir sabit sürücü gibi algılama eğilimindeyiz. Ama özellikle şunu söylemeliyim ki beyin bunların hiçbir tanesi değil. Zaten temelde ontolojik olarak düşündüğünüzde biz bilgisayarı yapan şeye biz sahibiz. Yani beynimiz bilgisayarı yapan, bilgisayar fikri beynin fikirlerinden bir tanesi. Ve bir şeyi kendi ürününe benzeterek açıklamaya çalışmak aslına bakarsanız biraz had bilmezlik oluyor. Biraz haddi aşmak oluyor açıkçası. Fakat elimizde de çok fazla bir örnek yok beyne benzetebileceğimiz. Beynin bilgi işleme süreçlerinin bir kısmını bilgisayar benzetmesiyle açıklamanın bir mahsuru yok. Ama evinizdeki şu anda işte okullarınızda neyse karşınızda bir sürü bilgisayar cinsi alet var. Mesela sizi seven bir bilgisayarınız oldu mu? Size kapris yapan bilgisayarınız var mı? Öbür bilgisayarlardan sizi kıskanan olmuyor değil mi? Yani bir eksik var orada, bir şeyler var bilgisayarda. Dolayısıyla bu sadece hani bu tip böyle kalite farkı değil, yapısal karmaşıklık olarak da çok ciddi farklıyız. Bir insana, hiçbir mühendislik bilgisi olmayan bir insana yeterince zaman ve bir bilgisayar verin. O insan yeni bir bilgisayar üretebilir, o bilgisayarı anlayabilir. Ama beyni yüzyıllardır çalışıyoruz, hala ne yaptığını bir türlü anlayamadık. Dolayısıyla oldukça karmaşık bir şey. Peki beyin nedir acaba? Var mı bir fikrimiz? Bilgisayar değilse biz bunu neye benzeteceğiz ya da buna nasıl bir isim vereceğiz? Biz sinir bilimciler şöyle bir tabiri daha uygun görüyoruz. Evrendeki en gelişmiş hayatta kalma donanımı diyoruz beynimiz için. Şimdi hayatta kalma donanımı deyince işler değişiyor. Bir bilgi işlem makinesi değil bizim beynimiz. Her şeyi objektif olarak analiz eden, sayılara döken, bize işte böyle her şeyi detaylı analizlerine veren bir sistem değil. Dolayısıyla bizi hayatta tutmak için beynimiz özel bir donanıma ve yazılım sistemine sahip. Özür dilerim, gene bilgisayara benzettim ama ağzımız alışmış, ne yapalım. Dolayısıyla bu yazılımın neler yaptığını, bu yapının neler yaptığını bakarsak daha güzel anlayabiliriz aslında. Mesela bizim için sahte bir evren oluşturuyor aslında zihnimiz. Etrafımızda gördüğümüz hiçbir şey gerçek anlamda gerçek değil. İşte bizim için gerçekliği çarpıtıyor. Renkleri duruma göre algıladığımızı bilirsiniz. Bazen aynı rengi farklı durumlarda farklı algılarız. Bize yalanlar söyler. Orada olmayan şeyleri varmış gibi gösterir. Olmayan şeyleri, olan şeyleri yokmuş gibi gösterir vesaire. Mesela meşhur bir örneği vardır. Muhtemelen hepiniz biliyorsunuz. Her iki gözünüzün dibinden bir görme siniri çıkar. Oldukça büyük bir bölge kaplar o görme siniri gözün içinde. Ve o bölge normalde kördür. Sizin baktığınız bir görüntü içerisinde aslında pimpon topu kadar bir alan karanlıktır. Oradan görüntü almazsınız. Fakat tek gözünüzle de baksanız bu karanlık alanı fark ettirmez beyniniz size. Orayı yamar, orayı kapatır. Yani o karanlık bölgeyi, kör olduğunuz bölgeyi size göstermez. Bunun gibi şeyleri çok yapar beynimiz. Çünkü bilgisayar değildir, bizi hayatta tutmaya çalışır. Duyularımız arasındaki ve fikirlerimiz arasındaki boşlukları doldurur. Böylece biz kendimizi kesintisiz ve efendim akışkan bir fikri ya da çevresel ortamda yaşıyoruz. Anlamı olmayabilecek alakası şeyler arasında bağlantı kurup onlara bir anlam verir. Bizim için değişik hikayeler uydurur. Bu hikayelere inanmamızı hatta bunun için bazen canımızı vermemizi bile sağlayabilir. Ve bizim için öznel bir evren yaratır. Şimdi her birimizin zihninde kurgulanan bir evren var. Ve iki kişinin evreni birbirinin aynısı değil.
zihin kontrolü meselesini konuşmadan önce bu konuyu özellikle bir altını çizmemiz lazım. Her insan başka. Bunun da biyolojik sebeplerini birazdan kısaca göreceğiz. Bizim beynimizin diğer canlılardan farkı ne? Bir kere canlılar dünyasına baktığınızda basitten karmaşığa doğru bir dizinim var biliyorsunuz. Ve özellikle hareket eden canlıların etrafından haberdar olmaları gerekiyor. Bunun için de bir sinir sistemi gibi bir yapıya ihtiyaçları var. Ama omurgalılar dediğimiz gruba geldiğinizde, daha yukarılara çıktığınızda, insan da dahil olduğu omurgalılar grubunda bakın, vücudun ön tarafında artık beyin diye bir şey görmeye başlıyorsunuz. Kompleks bir yapı sistemi var ve buna özellikle bakarsanız şu sarı renkli kısımlara dikkatinizi çekmek isterim. Evet, şu sarı renkli bölgeler bakın. Timsahta, kazda, kedide ve insana doğru gittiğinizde o sarı renkli bölgenin gittikçe büyüdüğünü görüyorsunuz. Ve bizi insan yapan birçok özellik aslında o sarı renkli bizim cerebrum ya da cerebral korteks, beyin kabuğu dediğimiz yapının aşırı büyümesiyle çok yakından alakalı. Bu bölgenin faaliyetleri sayesinde özellikle de bu bölgenin insanlarda şu ön kısmı, şurası frontal bölge dediğimiz ön alan, buranın büyüklüğü bizi diğer bütün canlılardan farklı kılan özelliklerimizin icra edilebilmesini sağlıyor. Dolayısıyla bu farklar da önemli. Yani bir tavşanı, bir sıçanı, bir fareyi kontrol etmek bir insanı kontrol etmekten biraz daha kolay. Şimdi beynimizin yaptığı bütün işlerin aslında altında hücreler arası bağlantılar yatıyor ve bu bağlantı sistemi işte o evrendeki en karışık şey dediğimiz şey o aslında, bu bağlantı haritası. Her bir hücreye baktığınız zaman, bu çok basitleştirilmiş bir çizim olmasına rağmen her bir sinir hücresi yaklaşık 1000 ila 10.000 tane diğer sinir hücresinden girdi alır. Onlarla bağlantı yapar. Ve tek bir sinir hücresi yine gönderdiği sinyalleri yaklaşık 1000 ila 5000 tane farklı hücreye ulaştırabilir. Sadece incecik beyin kabuğumuzda işte ortalama 20 milyar civarında hücre olduğunu düşünürseniz, bunların arasındaki bağlantıların sayısını bir tahayyül ederseniz ve bu bağlantıların her birinin de sadece tek bir bağlantının bilgisayarlar aracılığıyla modellenemeyecek kadar karmaşık olduğunu biliyoruz biz bugün. Bunu da düşünürseniz beynin karmaşıklığının nasıl bir şey olduğunu biraz tahayyül edebilirsiniz. Anlamak mümkün değil ama biraz düşünebiliriz açıkçası. Şöyle bir sayı yardımcı oluyor genellikle. Beynin 1 santimetre küplük bir parçasının içerisindeki bağlantı noktalarının sayısı bizim Samanyolu galaksisindeki yıldızların toplam sayısından daha fazla. Dolayısıyla içerisi bayağı bir kalabalık. Yani feci bir veri işleme sistemi var. Bu bağlantılar bir de uzak mesafelerde bir ilişkiyi sağlıyorlar beyin hücreleri ve beyin bölgeleri arasında. Ve bu bağlantı haritasına bugün konnektom adı veriliyor. Her insana özel parmak izi gibi. Nasıl ki genetik bilgilerimiz, hücrelerimiz de hepimize özel. Buna genom diyoruz. Bu bağlantı haritasında da bugün konnektom diyorlar. O yüzden iki tane birbirinin aynısı düşünen, kafası aynı çalışan iki insan bulamıyorsunuz. İnsanlar çok çeşitliler. Bu gördüğünüz harita daha çalışmaların ilk günlerinde yapılmış. Sadece ana yolları gösteren haritanın ilk görüldüğü haliydi. Evet, nasıl çalışıyor? Bir kısa animasyonla bunu izleyelim. Beyninizin içine girerseniz hücreleriniz birbiriyle elektrikle haberleşiyorlar. Elektrik sinyalleri gönderiyorlar ve bunlar hücreden hücreye atlama özelliğine sahip. Ve bu elektrik sinyalleri aslında hücrelerin etrafında bulunan bildiğimiz yüklü iyonların, sodyum falan gibi iyonların dalgalar şeklinde hareket etmesiyle oluşturuluyor. Ve bildiğiniz elektrik kablolarına iletilen sinyaller gibi. Elektrik dalgaları hücreden hücreye gidiyorlar. Fakat bu bir hücreden diğerine geçeceği zaman elektrik başka bir şey oluyor. Önce elektrik hücrelerin uçuşuna geliyor, sonra oradan bir kimyasal madde salgılanmasına sebep oluyor gördüğünüz gibi. Ve kimyasal madde karşıdaki hücreyi etkileyip onda tekrar bir elektriksel değişiklik doğmasına sebep oluyor. Yani elektriksel iletimin arasında kimyasal aracılar var. İşte bu kimyasal aracılar da bazı ilaçların sinirleri etkilemesini mümkün kılıyor. O aracılara benzer maddeler verdiğinizde zihin fonksiyonlarını rahatlıkla etkileyebiliyorsunuz. Pekala, bizi ilgilendiren tarafı ne? 3 yaşında 2 tane çocuğun beyin tomografilerini görüyorsunuz. Şöyle yatay düzlemde kesilmiş 2 tane görüldü. Bu çocukların ikisi de 3 yaşında. İkisi de benzer doğum ağırlıklarına sahipler. Efendim ikisinin de sosyoekonomik düzeyleri falan aynı yaklaşık olarak. Fakat çocuklar arasında ciddi bir fark izliyorsunuz. Soldaki beyin normal bir beyin.
sağdakinde acaba ne sorun olabilir diye hemen tabii aklımıza bir soru geliyor. Ama eğer daha önce tomografi görüntüleri okumadıysanız bir şeyde yardımcı olmam lazım size. Beynin içerisinde gördüğünüz şu siyah renkli kısımlar var bakın şuralarda. Bunlar beyin dokusunun olmadığı, sıvıyla dolu olan bölgeler. Sağdaki çocukta sıvının daha fazla olduğunu, yani beyin içindeki boşlukların daha büyük olduğunu görüyorsunuz. Yani sağdaki çocuğun beyni hem daha küçük hem de içeriden daha büzüşmüş. Bayağı ufak bir beyin. Acaba ne farkı olabilir bu çocuğun diğerinden? Enteresan bir şekilde annesinin tamamen bilgisizliği altında büyümüş bir çocuğun beyni bu. Yaşamın ilk dönemlerinde karşı karşıya kaldığımız ortam beynimizin bağlantı haritasının şekillenmesinde çok önemli. Özellikle sosyal etkileşim insan zihni için adeta bir yakıt değerinde. Sosyal etkileşim özellikle de ebeveynlerle ve özellikle de anneyle olan etkileşim burada çok önemli. Ama tabii bir çocuğun hayat boyu işler hep ters gidecek anlamına gelmiyor. Çünkü beynimiz müthiş bir uyum, gelişme ve plastisite yeteneğine sahip. Bu bir sinir bilimde söylendiği şekliyle. Bundan dolayı bu bağlantılar daha sonra ileride çalışmayla, zorlamayla, beynin sınırlarını zorlamayla bayağı geliştirilebiliyor. Ama ilk dönemlerin ne kadar önemli olduğunu da burada ayrıca izleniyoruz. Şimdi hafızamız bir başka konu. Öncelikle ona bir vurgu yapmak isterim çünkü bazı konuşacağımız şeyler hafızamızla yani geçmiş kayıtlarımızla ilgili şeyler olacak. Şimdi hafızanız, hepimizin hafızası var bildiğimiz gibi. Geçmişe dair bir şeyler hatırlıyoruz. Ama işte bu görgü şahitlerinden dert dinleyen hakimler, savcılar ve polislerin çok iyi bildiği gibi aynı olayı 100 kişiye anlattırıyorsunuz, 100 farklı olay dinliyorsunuz neredeyse. Herkes mevzuyu farklı bir şekilde görüyor. Çünkü bizim zihnimiz olayları bilgisayar gibi kaydetmiyor. Alıp kendisine benzetiyor, değiştiriyor, yorumluyor ve ona yeni bir renk, yeni bir şekil, bazen hiç olmayan aktörler falan ekleyerek farklı bir film olarak kaydediyor. Hafıza kapasitemizin muhtemelen sınırsız olduğunu düşünüyor araştırmacılar. Çünkü belli bir megabayt, gigabayt olarak hesaplayabileceğimiz bir şekilde kaydedilmiyor bilgiler beynimize. Ben bir sunumda Bursa'da İşte bir bilgisayarcıların yaptığı bir hesaplamayı örnek olarak vermiştim. 2 milyon 500 bin gigabayt gibi bir şey hesaplamışlar. Bunun niye böyle olmayacağını anlattım 15 dakika boyunca sunumun o bölümünde. Fakat gazetede ertesi gün Sinan Hoca keşfetti 2 milyon 500 bin kapasitemiz varmış diye gazetede haber çıktı. Basın sadece bunlarla ilgileniyor demek ki ama gigabayt cinsinden bir hafıza yok. Yani yarın bir gün rastlarsanız hoca sunumlarımıza başka bir şey söyledi, bak internette başka bir şey söyledi gibi bir durum olmasın. Bir de şöyle bir sıkıntımız var. Biz hafıza dediğimiz zaman hep işte okullarda da sözel hafızayla uğraşıyoruz. Bir şeyler ezberliyoruz. Sınavlarda onları doğru yapmamız bekleniyor ama bizim aslında zihnimizin tek kullandığı hafıza tipi de bu değil. Birkaç tane hafıza tipimiz var. Mesela sözel hafıza bunlardan sadece bir tanesi. Ve aslında bakarsanız hayatımızda çok az bir yer kaplar. Hipokampus denen bir bölgeyle ilgilidir. Yalnız burada yine özellikle belirteyim. Hipokampus hafızanın kaydedildiği yer değildir. Kayıt memurudur. Neden? Bir insanın hipokampusunu çıkarırsanız eski hafızalarına hiçbir şey olmaz. Fakat yeni bir şey öğrenemez. Yeni öğrenme becerisini kaybeder. Alzheimer hastalığı biliyorsunuz bu bölgeden başlar. Ondan dolayı ilk belirtileri yeni bir şey öğrenmede zorluk başlamasıdır insanlarda. Şimdi sözel hafıza işin böyle. Peki bu hafıza nerede kayıtlı? Bunu kimse bilmiyor. Onu söyleyeyim. Yani beynin içinde nerede olduğunu bilmiyoruz. Hatta John Eccles var, meşhur Nobel ödülü sinir bilimci. Ona soruyorlar, diyor ki muhtemelen dışarıda bir yerde ama yani bilmiyorum nerede olduğunu. Çünkü beynin her tarafına adam hasar vermiş, spesifik olarak hafızayı hasarlayabilecek bir yer bulamamış yani. Muhtemelen bir mekana değil, belli bir örüntü şeklinde başka bir şekilde kaydediyoruz hafızayı. O ayrı bir konu. Fakat bizim başka hafıza tiplerimiz var dediğim gibi. Mesela bir hareket hafızası dediğimiz bir şeyimiz var. İşte hiç telefonda bir arkadaşınıza bisiklete binmeyi öğretmeyi denediniz mi mesela? Bunu yapamazsınız. Telefonda bisiklete binmeyi öğretemezsiniz. Çünkü o insanın bisiklete binmesi, düşüp kalkması vesaire, beyincik dediğimiz arka bölgenin bunu öğrenmesi lazım. Sözel olarak ifade edemeyeceğiniz bir hafıza tipi. Başka ne var? Duygusal hafızamız var. Bir şey bizim için üzücü mü, sevindirici mi, işte neşeli mi, cinsel açıdan istek uyandırıcı mı vesaire, bu tip bilgileri amigdala dediğimiz bir bölge topluyor. Ve amigdala aktive olduğunda siz bu bilgilerinizi kullanarak dünyayı değerlendiriyorsunuz. Efendim bir başkası, ki hayatımızı büyük oranda süren ve bu zihin kontrol mekanizmalarında esas hedeflediği yer burasıdır, ödül ceza hafızasıdır.
bir şey bizi iyi mi hissettiriyor, kötü mü hissettiriyor? Kendimizi ödüllendirilmiş mi hissediyoruz yoksa cezalandırılmış gibi mi hissediyoruz? Bir de duyu hafızamız var. Mesela işte ben şu masaya dokunduğum zaman bu masanın dokusu, sertliği, sıcaklığı benim zihnime dairce bir duyu hafızası olarak kaydediliyor. Daha başka bir sürü hafıza bileşenimiz var ama bunlar ana hafıza bileşenleri ve bizim aslında geçmişe dair kayıtlarımız bu farklı bileşenlerle birlikte kaydediliyor. Her bir ananın duygusal bir kısmı var, sözel bir kısmı var, harekete dair bir kısmı var vesaire. Dolayısıyla zihnimiz hafızayı oldukça karışık ve başka bir şekilde kaydediyor. Şimdi beyin bölgelerinin farklı işler yaptığını duymuşsunuzdur. Bu arada yaşam bilimleriyle, sağlık bilimleriyle ilgilenen kimler var burada, kaç kişi var? O konuda eğitim alan. Çok fazla değiliz. Tamam. Genelde peki profil nasıldır? Hangi bölümler var daha çok? Ben onu başta soracaktım, unuttum. Özellikle başka? Pellere, mühendislik var. Güzel. O her tarafından var. Tamam. Ortadan gidiyoruz o zaman. Şimdi beynimizin, o gördüğünüz karmaşık kurgacık yapının belli bölgelerinin belli işlerde uzmanlaştığını biliyoruz ama şey değildir yani şurası sadece şu işi yapar diye bir şey söyleyemezsiniz beyinde. Ama tarihsel olarak bazı kazalar önce bize bir şey öğretmeye başladı. Mesela şu vakayı belki bilirsiniz, Phineas Gage diye bir arkadaş var. Bu 1870'lerde, 80'lerde Amerika'da bir demir yolu işçisi. Bir gün bir kaza oluyor, bir patlayıcı patlıyor erkenden falan. Elinde görmüş olduğunuz işte 3 metre uzunluğunda ve 3 santim çapındaki demir çubuk Phineas Gage'in elmacık kemiğinin altından girip kafatasının üstünden çıkıyor. Gidiyor yani orada kalmıyor çubuk. Tabi bu arada giderken de beynin ön kısmından önemli bir parçayı alıp götürüyor. Phineas Gage bundan önce işte arkadaşları tarafından gayet sevilen, eşine bağlı, ailesine bağlı falan bir tip iken bu yaralanmadan haftalar sonra ki bir sekel yok adamda yani sakatlık makatlık bir şey olmuyor. Bir tek sol gözüküyor siniri kesildiği için. Kazadan birkaç hafta sonra böyle çekinmez, lanet, terbiyesiz, utanmaz falan bir adam haline dönüşüyor. Diyorlar ki ne oldu bu adama falan. O zaman da bilinmiyor 1800'lerde hani beynin o bölgeleri nereleri ne yapar. Doktor bir not düşüyor. Diyor ki ya beyninin hasar gören öndeki bölgeleri kişilik özellikleriyle ilgili olabilir diye bir not düşüyor defterine. Gerçekten de bugün biliyoruz ki beynimizin ön kısımları, frontal bölgeler bizim yüksek insani özellikler dediğimiz insana has bir takım özelliklerimizi kontrol eden bölgeler için. Mesela başka canlılarda pek fazla göremezsiniz. İlerideki bir amaç için, 5 yıl sonraki bir ödül için bugünkü bir hazır erteleme gibi garip bir şeyimiz var bizim. Bugün sinemaya gitmeyeyim de 2 ay sonra sınav var onu çalışayım. Bir maymun bunu pek yapmıyor. Kertenkeleden bunu asla bekleyemezsiniz. Mesela böyle garip bazı devreler var bizde. Ve bu devreler burada bulunuyor bugün bildiğimiz kadarıyla. Tabii neyse ki böyle kazalara artık çok fazla ihtiyacımız yok. Bir kere beyni anatomik olarak rahatlıkla izleyebilecek tekniklerimiz var. Mesela MR dediğimiz manyetik rezonans görüntüleme ya da tomografi ya da PET dediğimiz teknikler bunu yapmamızı sağlıyor. Organlar, bütün organlar olduğu gibi beyni de izleyebiliyoruz ama yakın zamana kadar, 90'lara kadar bir sorun vardı. Beynin neresini ne yaptığını bu teknikler göstermiyordu. Sadece anatomisi doğru düzgün mü, tümör var mı yok mu onu görebiliyordunuz. Ama yakın zamanlarda İşte 90'lardan itibaren yaygınlaşan fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme diye bir teknik var. İşlevsel manyetik rezonans. Beynin içerisinde çok çalışan yerleri size kırmızı böyle noktalar halinde gösteriyor. Hatta böyle 3 boyutlu modeller üzerinden beynin herhangi bir iş yaparken neresinin daha çok çalıştığını doğrudan izleme imkanına sahip oluyorsunuz. Tabii bu teknik ortaya çıktıktan sonra beyin bölgelerinin yaptığı işler konusunda bilgilerimiz patlamaya uğradı. O yüzden 2000'li yıllar, 2010'lu yıllar, işte beyin 10 yılı, beyin 100 yılı falan diye isimlendirilmeye başlandı. Bu tekniğin bize sağladığı bilgiler sayesinde. Şimdi ilerlemeden evvel, özellikle konuya yabancı olanlar için beynimizin 3 katını sizinle tanıştırmak istiyorum. Beynimizin 3 farklı aslında katmanı var. Bu aynı zamanda zihin katmanları olarak da düşünülebilir. En altta temel yaşamsal işlevlerimizi kontrol eden beyin sapı bölgeleri var. Nefes alıp verme, işte tükürük salgılama, kusma, kalbinizin atışı falan gibi temel fonksiyonlar buradan yönetiliyor. Biraz üste çıkarsanız orta beyin dediğimiz bölge temel yaşamsal işlevlerimizi ve hayvansal içgüdülerimiz dediğimiz güdülerimizi kontrol ediyor. İşte açlık, susuzluk, cinsel istek, öfke, kızgınlık, korku aklınıza ne geliyorsa. Vücut suları, vücut su miktarının düzenlenmesi falan gibi haberinizin olmadığı hadiseler de buna dahil. Çok meşgul bir bölge.
Ve demin de dediğimiz gibi en üst bölge, en ön bölge yüksek zihinsel işlevleri kontrol ediyor. Yalnız bu üç tabaka arasında bir sıkı ilişki var. Mesela şu anda işte size utandırıcı bir şey söylesem, biraz da bu konularda hassassanız hemen yüzünüz kızarmaya başlar, kalp atışınız hızlanır. Niye? Yukarısı bir şey algılar şuurlu olarak, aşağı sinyal gönderir amanın panik durumundayız diye hemen kalbiniz hızlı çarpmaya, damarlarınız genişlemeye falan başlar. Yani üst alt arasında bir kontrol var. Ya da şu anda orta beynin kontrol ettiği hafıza kayıtlarına şöyle bir erişmeye çalışıp da işte çok kızdığınız bir şeyi hatırladığınızda eğer nabzınızı ölçerseniz nabzınızın hızlandığını görürsünüz. Yine beyninizin ortasında olan bir şeyler alttaki merkezleri etkiliyor. Yani bu üçü birbiriyle sıkı bir ilişki içinde ve devamlı birbirlerini kontrol ederler. İnsanda şöyle bir artı özellik var. Üst beyin, ön beyin ne kadar kontrol işlevini geliştirmişse, ne kadar geliştiyse alt bölgeleri bu derece kontrol edebilme kapasitesine sahiptir. İşte mesela bu Hint fakirlerinin söylerler, kalp atışlarını dakikada 4'e 2'ye falan düşürdükleri vakidir mesela, gösterilmiştir çok. Sadece bir bilinç yoğunlaşmasıyla insanlar beyin sapına etki edebiliyorlar. Tabii biz bunu nasıl yapacağımızı bilmediğimiz için evde denemeyin, olmuyor yani. Biz yapamıyoruz, o uzun bir disiplin, başka bir bilgi tipi gerektiriyor. Ama sonuçta arada bir bağlantı ve karşılıklı bir kontrol var. Sonra beynimizin bir sürü farklı yerleri var. Sadece size birkaç tanesinin isimlerini göstereceğim. Hani belki ileride az sonra konuşacağımız şeylerin yerlerini merak ederseniz. Mesela işte bakın risk alma davranışı beynin iç kısmı. Şu anda yaralmış beyni içeriden bakıyorsunuz. Sağ yarı küreye bakıyorsunuz. Risk alma, duygular, ruh durumunuz, ödül ve ceza hafızası birazdan konuşacağız burada. Bunlar beynin içeriden gözüken kısımlarının kabaca görevleri. Dış yüzden baktığınızda ise ana işlevlerimiz beynin üzerinde şöyle dağılmış vaziyette. Ha bunları nereden biliyoruz? Mesela şu konuşma yazan bölgeye hasar verirseniz kişi konuşamıyor. Buradan biliyoruz. O bölgede oluyor konuşma yeteneğini kaybedenlerin beynindeki hasar genellikle. Dolayısıyla bu kısa girişten sonra bir iki tane işlevsel özelliğinden bahsedeyim. Beynin bir tanesi süzgeç meselesi. Bizim beynimiz dış ortama karşı bir süzgeçtir aslında. Birçok şeyi bizim için süzer. Mesela şurada ortasında talamus diye bir yer var beynin. Bu talamus dediğimiz bölgenin işi, bütün duyular şuurunuza gitmeden önce buradan geçer ve bir ön kontrole tabi tutulur. İşte bu duyular nedir? İşitmek, tatma, dokunma falan gibi duyular buradan geçer. Biri müstesna, koku duyumuz müstesnadır bundan. Çünkü koku duyusu doğrudan bilincinizi ve şuurunuzu etkileyebilen direkt bir duyudur. Çok eski, filogenetik olarak, evrimsel olarak eski bir duyu olduğu için beynin çok derinliklerine kadar uzanır. Ama onun dışındaki bütün duyular bir şekilde bu talamus bölgesine uğrayacak. Niye bunu yapıyorlar? Talamus bir bekçi. O anda şuurunuz için önemli olup olmayanı sizin için ayırıyor. Önemli olanları şuurunuza çıkarıyor. Siz bilinçli olarak farkına varıyorsunuz. Önemli olmayanları yolda kesiyor. Mesela şu anda burada bulunan herkesin talamusu gayet işlek olarak çalışıyor ve size olan bir şey var. Hiçbiriniz şu anda fark etmiyorsunuz. Ben söyler söylemez yalnız devre değişecek ve onu fark etmeye başlayacaksınız. Ve talamusunuzdaki bu filtreyi değiştirmiş olacaksınız. Yani bu filtre adaptif değişebiliyor. Hazırsanız söyleyeyim. Pişman olmazsınız merak etmeyin. Korkmayın. Öyle çok ciddi bir şey değil. Konsantre olursanız etkisi daha dramatik oluyor benim söylediğime. Hemen söyler söylemez dikkat edin. Elbiseleriniz vücudunuza değiyor. Bir hissetmeye çalışalım. Şimdi bütün gün bu hissi hissettiğinizi düşünün. Her bir noktadan pantolon, gömlek sürekli değiyor böyle. Sinir bozucu bir şey. Bunu bütün gün algılamak sizi çok meşgul ederdi. Bilgisayar deyimiyle RAM'i doldururdunuz akşama kadar. Dolayısıyla ne yapıyor? Şuurunuzu daha sağlıklı işlere ayırabilmeniz için beynin süzgeçleri size bir avantaj sağlıyor. Bunları algılatmıyor size şuurlu olarak. Ama isterseniz yine algılayabiliyorsunuz. Fakat mevzu sadece bundan ibaret değil. Beynin süzgeç sistemi sadece talamusun meselesi de değil. Beynin genel bir çalışma prensibi. Biz bu süzgeçleri çok fazla kullanıyoruz. Özellikle çok iyi bildiğimiz bir şey var. Eğer zamanında doğru bir şekilde doğru bilgiler, doğru yönlendirmeler beynimize kaydedilmişse dışarıdan gelen herhangi bir bilgiyi alıp almayacağımız, anlayıp anlamayacağımız, dinleyip dinlemeyeceğimizi bize dayatan filtrelerimiz var. Bunlara özellikle ön yargılar veriyoruz biz mesela. Ön yargı dediğimiz şeyler genellikle oluşturuluyor. Çünkü bebekler doğduklarında ön yargıları yok.
daha sonradan biz ön yargıyı inşa ediyoruz. Ve eğer zihin kontrolü konusunda gerçekten meraklıysanız ilk bakmanız gereken yer zihnimizin içerisindeki ön yargı mekanizmaları. Bunlar beynimizin yapısal olarak bulunan filtre özelliğini kullanan şeyler. Yani beynimiz filtrelemek için var ya, bizi rahat ettirmek için var ya. Ama fikrimiz de eğer bundan etkilenirse bu sefer fikir rahatlığı diye bir şey başlıyor. Yani dünya yıkılsa sizin fikriniz değişmemeye başlıyor. Sabit fikirlilik o yüzden işte bu beynin filtre mekanizmasının istenmeyen bir yan ürünü maalesef. Ve zihninizi kontrol etmek isteyen birisinin yapabileceği en güzel şey ki bu çok yapılıyor. Sunumdan sonra düşünürseniz yüzlerce örnekleri bulabileceksiniz. Size bir şeyleri tükaka, bir şeyleri süper olarak zamanında öğretirse erken zamanda ondan sonra sizinle uğraşmasına bile gerek kalmaz. Siz otomatik olarak dünyadaki bilgileri zaten seçeceksinizdir. Ve kendi zihninizi kendiniz onların isteği doğrultusunda kontrol edebileceksiniz. Dolayısıyla en verimli sistemlerden bir tanesidir. Şimdi biz bu beyin hakkındaki bilgiler niye son yıllarda bu kadar arttı? Çünkü işin ucunda para var. Şöyle ki, biliyorsunuz dünya ticaret üzerine dönüyor. Kapitalist sistem, globalleşme dünyayı etkisi altına alıyor. Ve insanlar bir şey satın alırken, değil mi? Para harcarken, tüketirken beyinlerini kullanıyorlar. Dolayısıyla biz bunu ne kadar iyi anlarsak, insanları satın alma kararını ne kadar iyi anlarsak, bu işte o kadar iyi olabiliriz diye kapitalist bir etkisi vardır. Diğer taraftan da işin masum tarafı da şu, insanların karar verme mekanizmalarını yanlış yere sürüklememeleri için onları bilinçlendirme vesaire yapmak isteyen insanlar da bunu çalışıyor ama bunlar azınlıkta. Dolayısıyla ticari bir arka plan olduğu için karar verme süreçleri hakkında bayağı bir şeyler öğrendik zaman içerisinde. Mesela ben bunların size genel bir özetini getirdim. Alışveriş yaparken, tabii şimdi burada çoğumuz öğrenciyiz ama ileride evlenip parklandığımız zaman özellikle bayanlar AVM'lerde falan gezerken böyle çanta görünce oluyorlar ya, bakış orada kalıyor ya. Şimdi onun bazı sebepleri var. Beynimizde bugün bildiğimiz kadarıyla bizi alışveriş yaparak mutlu olmaya yönlendiren, önceden öğrenilmiş bazı refleksleri devreye sokan bazı yerler var. Mesela bunlardan bir tanesi beyninizin şu ön kısmı. Medial prefrontal korteks diye bilinen bir alan. Burası diyor ki, bu tam benlik diyor. Bir şey gördüğü zaman. Yani benim bunu bir şekilde elde etmem lazım. Fikri ilk olarak burada oluşmaya başlıyor. Akabinde yine frontal kortekste bir karşılaştırma merkeziniz var. Mesela bizim ev elma bahçesi gibi işte bir markayı sürekli aldığımız için benim burası da o markaya kilitlenmiş vaziyette. Ne zaman ondan bir şey görsem ihtiyacım olup olmaması falan çok önemli değil. En iyisi olduğu için onu alma etkisi hissediyorum. Buna çok zor engel olabiliyorum mesela. Ben işte kendimden söyleyeyim, kimseyi suçlama niyetim yok burada. Sonra bunu hatırlıyorsunuzdur. Biraz pahalı ama ihtiyacınız vardır hep yani bir şekilde. Bunun yapıldığı yer amigdala. Amigdala bizim heyecan, korku falan gibi şeylerimizi yöneten bir yer olmasının yanında aynı zamanda bize acayip de yalan söyleyebilen bir yerdir. Çünkü duygularımızla oynar. Duygularımız onun avucunun içinde. Eğer burayı hedefleyen bir şeyle karşı karşıyaysanız direnmeniz çok zor. Amigdala ve limbik sistem o yüzden zihin kontrolünün en önemli hedefleri arasındadır. Onların nasıl çalıştığını iyi bilmeniz lazım. Temporal lobumuz hafıza merkezlerini içeriyor aynı zamanda ve tanıdık gelme hissini temporal lob aktivasyonuyla yaşıyorsunuz. Eğer bir şey size yeterince tanıdık geliyorsa onu satın alma konusunda daha istekli davranıyorsunuz, araştırmalar bunu gösteriyor. Görünüş güzelliği tabii ki beynin arka tarafta bulunan görme merkezleriyle ve estetik alanlarla değerlendirilen bir şey. Hipokampus marka bağımlılığının merkezi aynı zamanda. Biraz önce gördük ya sözel hafızanın merkeziydi. Bir markaya aşırı bağlıysanız mesela hipokampusunuz o markayı görür görmez cazır cazır yanmaya başlıyor imaj cihazının içinde. Ve nöropazarlama ya da nöromarketing araştırmaları en çok bunun üzerine. Bakalım benim markamın etkisi nasıl? Coca-Cola'nın ve Pepsi'nin arasında meşhur bir deney var belki duymuşsunuzdur. Nöromarketing ilk başladığı yıllarda yapılan. İnsanlara diyorlar ki kola tattıracağız size. Hangisini beğeniyorsanız söyleyin. Markaları kapalı böyle karton bardaklarda veriyorlar. Her içen Pepsi'yi tercih ediyor. Niye? Pepsi'de şeker var çünkü. Daha çok. Ve şeker beynin ödül merkezini uyardığı için herkes diyor ki bu güzel. Sonra markaları açıyorlar. Herkes diyor ki Coca-Cola güzel. Niye? Marka imajı tadın önüne geçmiş çünkü Coca-Cola'da. Herkes Coca-Cola'yı tercih ediyor. Markaları değiştiriyorlar. Coca-Cola bardaklarına Pepsi koyup veriyorlar. O zaman herkes yine Pepsi'yi tercih ediyor. Yani burada insandaki marka algısının yani bu bölgenin marka tanışıklığının ne kadar davranışlarımızda etkili olduğunu gösteriyor.
temel bir lezzetimiz olan şeker lezzetinin bile üstesinden gelebilecek bir etki oluşturuyor bizde. Bu oldukça önemli. Bunu başka tarif edecek bir şey bulamadım. Hani bir şey görüyor, vaa! İşte bu. Almam lazım. Özellikle beylerde teknoloji marketlerinde oluyor bu. Tamamen anlamsız, daha önce kesinlikle ihtiyacınız olduğunu bilmediğiniz bir şey görüyorsunuz ve onsuz yaşayamaz hale geliyorsunuz 10 saniye içerisinde. Dolayısıyla bunu yapan yerde Bazalgan Gülenler denen işte bir yerdeki Striatum diye bölge olduğu tespit edilmiş. Ve netice itibariyle işte efendim bilmem ne kapatıyoruz son gün, indirim, al kaçırma. Bak onların etkilediği yerde parietal korteksimiz. Bunlar da parietal korteks etkiliyor. Ama bunların hepsinin neticesinde ortada bir yer var. Nükleus accumbens denen ödül merkezi beynin. Ve siz bir şey satın aldığınız zaman bu kriterlerin hepsi coşup da siz onu gidip satın aldığınızda bir anda müthiş iyi hissediyorsunuz kendinizi. Zaten bütün marketing bunun üzerine dönüyor. Bütün pazarlama sistemi bunun üzerine dönüyor. Bir tek sorun var. Kasadan çıkarken para öderken o mutluluk biraz azalıyor. Bunu nasıl hallediyoruz? Kredi kartı. Kredi kartını aldığınız zaman o cezalandırılmış geçici ceza hissi de ortadan kalktığı için artık hiçbir engeliniz yok. Coşabilirsiniz. Dolayısıyla bir kere zihin kontrolü için uzaktan böyle elektromanyetik dalgalar falan aramayın. Bir markete girdiğinizde %90 zihninizin kontrolünü pazarlama firmalarının eline zaten teslim etmiş oluyorsunuz. Şimdi şu ödül merkezlerine biraz yakından bakalım. Ödül merkezleri biraz önce söyledim. Nükleus accumbens diye bir yer, bakın yeşil mercimek gibi ortada bir şey gözüküyor. Gördünüz mü? O kadarcık bir yer. Ama burası aktif olduğu zaman sizin bütün davranışlarınızı değiştirir. Madde bağımlılığı, sigara, alkol, uyuşturucu vesaire bu bölgeyle ilgilidir. Siz o maddeyi aldığınızda bu bölge dopamin dediğimiz madde salgılar. Dopamin bütün beyne müthiş keyif verir ve sürekli o keyfi aramaya başlar beyin. Sürekli o maddeyi almak zorunda hissedersiniz kendinizi. İşte bunun için sigara tiryakisi var mı aramızda? Bakayım var mı mesela? Utanmayın, kaldırın elinizi. Buz gibi soğukta çıkıp dışarıda değil mi? Ay ay falan diye. Ama görüyorsunuz bunu bilmek kâr etmiyor yani. O kadar da kolay değil mi işte. Nerelerle ilişkisi var nükleus accumbens'in? Hafıza bölgelerimizde. Efendim aşağıda bu hareket sisteminizi kontrol eden VTA diye geçiyor. İsmi şu an önemli. Ventral tegmental alan diye bir yer var. Bütün hareketlerinizi kontrol eden bir yer. Ve ön tarafta kişiliğinizi kontrol eden medial prefrontal korteks bölgelerine kadar her yerle doğrudan ilişkili. Yani burayı uyardığınız anda insanın bir anda modunu değiştiriyor. Dolayısıyla hedeflerden bir tanesi, daha doğrusu modern hedeflerden bir tanesi burası. Bir de dijital mevzu var. Şu anda bir dijital dünyaya göbekten bağlıyız biliyorsunuz. Cep telefonunuz varsa artık sürekli online'sınız. Beyniniz resmen fiziksel olarak bağlı. Bu konu uzun bir konu. Ama bizi ilgilendiren bir kısmı var. Bunu özellikle anlatmak istiyorum. Şu işareti herkes tanıyor herhalde. Smiley. Bunu bilmeyene kız vermiyorlar artık. Ona göre. Smile diyoruz değil mi buna? Şu gülen yüzün kısaltılmışı, bir inleç hali. Fakat bu işaret hakkında muhtemelen daha önce bilmediğiniz bir şey var. Şimdi internet kullanım konusunda beyin araştırmaları çok yapılıyor. Bir çalışmada tesadüfen bir şey görülüyor. Sonra o şeyi biraz ince araştırılınca şunu fark ediyoruz ki siz karşıdaki birine sosyal medya üzerinden senin mesele fark etmez. Smile'i gönderdiğiniz zaman o kişi bunu ekranda görür görmez beynin içerisinde şu kırmızı gördüğünüz bölgeler nükleus accumbens'tir. Pırıl pırıl yanmaya başlıyor. Dopamin salgılıyor yani karşıdaki. Dolayısıyla şimdi mesela Facebook'a bir şey gönderdiniz. Niye yaklaşık yarım saat boyunca acaba kim beğendi, kim beğendi diye ekrana baktığınızda daha iyi anlıyorsunuz. Like düğmesi de aynı işi yapıyor. Biri beğen tuşuna bastığında siz bir adam beğendi lafını gördüğünüz anda dopamin salgılıyorsunuz. Şimdi aynı etkiyi alkolde sigarada yapıyor. Dolayısıyla bağımlılık oluşturucu bir potansiyeli var online bağlılık şeyinin yani bağlantının. Dolayısıyla bu gelecek için çok büyük bir tehlike. Siz muhtemelen özellikle gençlere söylüyorum kısmen yırtmış olabilirsiniz çünkü sizin offline dönemleriniz de olduğunu düşünüyorum inşallah. Ama bir sonraki nesil bunların içine doğacak ve tamamen online yaşayacaklar. İşte onların hayatı bambaşka olacak. O yüzden orayla ilgili çok ciddi önlem almamız gerektiğini ben düşünüyorum çünkü birçok uzman uyarıyor. Dijital bilginin bize zararı, yararı neler? Mesela bazı yararları var. Bir ondan bahsedelim. Birincisi anlık dikkati arttırıyor çocuklarda. Ne demek bu? Şurada bir değişiklik olduğunda çocuk çok daha hızlı dikkatini o tarafa kaydırabiliyor.
ve kısa sürelerde de olsa çok keskin dikkat sahibi olabiliyor. Artı çoklu işlem kapasitesi. Benim oğlum ödev yaparken müzik dinleyip SMS atıp Facebook yapabiliyor aynı anda hepsini. Ne derece yapıyor bilmiyorum ama yapabiliyor. Ben bunlardan birini yaptığım zaman kadının ne söylediğini duymuyorum yani o halde. Dolayısıyla onlardaki çoklu işlem becerisi çok daha fazla. Efendim çoklu ortam kullanım biliyorsunuz işte bu cihazları falan hani bana şey derler eskiden ya sen ne mahirsin falan. Hiç çocuklar benimle dalga geçiyorlar yani işte o şöyle yapılıyor falan diye bana öğretiyorlar. Cihazları çok hızlı öğrenmeye başladılar. Bu da bir başka avantaj. Ve indeksleme becerisi diye bir şey var. Bunlar yukarıdakiler üçü benim için çok önemli beceriler değil ama indeksleme becerisi ilginç. Bir bilgiyi nerede görmüştüm, bir daha onu nasıl bulabilirim bilgisi. Beyinde böyle bir şey oluşuyor, bir yolak oluşuyor. Dijital bilgiyle uğraşmayan insanlarda bu çok iyi değil. Yani kütüphanede hangi rafta olduğunu en fazla hatırlayabiliyorsunuz ama bunlar milyonlarca internet sitesinde nerede ne görmüştüm daha rahat hatırlayabiliyorlar. Bundan dolayı ileride onu ciddi bir avantaj olarak belki de kullanma imkanımız var. Ama bildiğimiz çok net zararları var internetin. Esas benim için bunlar önemli. Birincisi artık uzun bir metni okuyamıyoruz. Yani bu çok ciddi bir sorun. Bir Dostoyevski bugün için işkence yani. Ben yalan yok. Dostoyevski çok geç yaşında, 35 yaşında yerine geçti Suç ve Ceza. Okuyorum, Raskolnikov süper, tamam iyi, bitmiyor kitap. Yani geceler, günler, geceler, günler, en sonunda bir akşam kapattım, aman ya dedim, ne ya, tamam anladık, Raskolnikov bir takım çatışmalar geçiriyormuş. Fakat o zaman fark ettim, yani bir dünya klasiğini okuyamaz hale gelmişiz. Çünkü spot bilgiyle yaşıyoruz, çok hızlı tüketiyoruz, etraf tüketilecek bilgi dolu ve salgılanacak dopaminler var. O yüzden işimiz var yani. Plastisite beynin öğrenirken değişebilmesi anlamına gelen bir şey. Geçici bir öğrenme sistemi gelişiyor online bilgiyle uğraştığınız zaman. Öğrendiğinizi çok hızlı unutuyorsunuz ve kalıcı olmuyor. Bu önemli bir etki. Dağınık dikkat en önemli sorun. Özellikle çocuklarda bu dikkat eksikliği sendromunun çok arttığını biliyorsunuz. Tabii bunun bir kısmı artık teşhis edilebilir ve ilacı olan bir hastalık olmasından kaynaklanıyor. Ama bir kısmı da gerçekten çocukların dikkatinin dağınık olmasından kaynaklanıyor. Dijital bilgiden dolayı. Ben bunu kendi çocuklarımda çok net gözleyebiliyorum. Öğrenmede ve düşünmede derinliksizlik şu andaki en önemli sorunumuz. Veriler arasında bağlantı kuramıyoruz. Ayrık şeyler olarak öğreniyoruz ve bunları sadece kaydediyoruz. Ve o bütüncül resmi oluşturmak konusunda ciddi sıkıntımız var. Bundan dolayı da bizim dilimizde bir kelime var biliyorsunuz. Tefekkür diye derin düşünme anlamına gelir. Bu yeteneğimizi kaybediyoruz. Bir şey üzerinden uzun uzadıya düşünemiyoruz. Bertrand Russell'lar yetiştiremeyecek. Gibi gözüküyor. Dijital bilgiyle o kadar hemhal olursa. Bertrand Russell ne demiş? Sıradan insanlar ömürleri boyunca sadece birkaç saat düşünür. Ben haftada iki saat fazla düşünerek günde düşünür oldum gibi bir laf söylemiş. Hakikaten çok da bir çaba gerektirmiyor ama dijital bilgi maalesef bunu bizim elimizden alıyor. Ve bilmediğimiz daha çok zarar olduğunu ben düşünüyorum. Ve bu konuyla ilgili yani zihnimizin kontrol edilme meselesiyle ilgili temelde dijital dünyanın birinci planda dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. Zihnimiz kontrol ediliyor. Konu çok ateşli, alevli bir konu. Sürekli üstüne kitaplar yazıyor, filmler çekiliyor falan. Biz seviyoruz bu düşünceyi. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bazı kurum, kuruluş ve uluslararası işte çok nelerler, çok uluslu şirketlerin zihnimizi kontrol ettiği fikri en iyi zihin kontrol araçlarından bir tanesidir. Siz bugün FBI'nin adını duyduğunuzda, CIA'nin adını duyduğunuzda aklınıza zihin kontrolü geliyorsa CIA'nin çok güzel bir PR'ı yapılıyor demektir. Dolayısıyla en kuvvetli zihin kontrol aracı, zihin kontrol diye bir şeyin var olduğunu ve sizin üzerinizde uygulandığını size inandırmaktır. Sizin buna inandırmaktır. Dolayısıyla öncelikle bunu bir göz ardı etmeyelim. Hayvanlarda zihin kontrol çalışmaları çok yapılıyor. Mesela şu gördüğünüz, işte 90'lı yıllarda çıkmış bir makaleydi. Bir tane sıçanın ödül merkezlerine, ödül ve ceza merkezlerine, beyninde biliyoruz orada da elektrotlar indiriyorsunuz. Ve hayvanların bıyıkları sürekli oynar biliyorsunuz. Bıyıklarıyla etrafı yoklarlar. O bıyıklarından gelen sinirleri de bir algılayıcıya bağlıyorsunuz. Algılayıcı şu işi yapıyor. O bıyıktan sinyal geldiği zaman işte beynin uygun bir yerine elektrik deşarjı gönderiyor. Uyarıyor beyni yani. Sıçana şunu yaptırabiliyorsunuz. Sağa döndürmek istediğinizde sağdaki bıyıklarını oynattığı anda beyninin ödül merkezine bir sinyal gönderiyorsunuz. Hayvan sağ bıyık oynamasıyla ödül hissini birleştirip sağa dönüyor. Yemek var gibi. Ya da sola dönmesi istiyorsanız tam tersi yapıyorsunuz vesaire. Dolayısıyla beyne böyle elektrotlar falan yerleştirip kontrol yapmanız gayet mümkün. Bugün Parkinson hastalarının Parkinson titremelerini tedavi etmek için mesela beyne böyle elektrotlar yerleştiriyorlar.
Fakat o ameliyatlardan bir tanesini görürseniz korkunç masraflı ve detaylı şeylerdir. Çok zor ameliyatlardır ve insanların zihnini çip yerleştirmek, bilmem ne yapmak falan bunlar şu anda pratikte uygulanabilir şeyler değil. Bir kere bunları bir kenara koyalım. Yani araçlar kullanarak doğrudan uyarı yapma imkanımız yok. Elektromanyetik kontrol en çok korktuğumuz şey. Hepimizin elinde cep telefonu var. Bir sinyal gönderecekler, bir zombi olacağız falan diye herkes bekliyor böyle. Korkmayın, öyle bir şey yok. Böyle şapkalar satılıyor gerçekten Amerika'da. Alüminyum folyodan. Gerçekten şey yapmıyor yani. Elektromanyetik dalgayı geçirmiyor. Uzun dalga, kısa dalga işte vesaire gibi farklı elektromanyetik dalga tipleri var biliyorsunuz. Ve aslında ışık da bir elektromanyetik dalga. Cep telefonlarımızın kullandığı da öyle. Farklı dalga boyları var sadece. Bu dalga boylarının etkileri farklı. Bugün bildiğimiz kadarıyla mesela cep telefonunun kanser yaptığını sürekli söylüyorlar. Benim yüksek lisans danışma hocam da şu anda Amerika'lara falan gidip gelip bunun çalışmalarını yapıyor. Onunla da çok kavga ediyorum. Hala cep telefonu radyasyonunun vücudumuzla etkileşebildiğine dair bir tane bilimsel kanıt yoktur. Bunu da buradan söyleyeyim. Yani cep telefonu kullanıyorsanız araba kullanırken kullanıp da kaza yapmaktan daha çok korkmalısınız. Elektromanyetik dalganın size bilinen bir zararı yok. Bu elektromanyetik dalga beyninize bilmem ne yapmak için de kullanılmıyor. Çünkü vücudunuz cam gibi transparan. Elektromanyetik dalga geçiyor vücudunuzun içine. Fakat bazı özellikle şu very long frequency, VLF denen elektromanyetik dalgalarla kafa karıştırmak mümkün. İnsanları rahatsız edebiliyorsunuz. Bunun gürültüden bir farkı yok. Dışarı çok gürültü verdiğinizde insan konsantre olamaz. Elektromanyetik dalgalarında bir kısmını yoğun olarak uyguladığınızda belli frekans aralıklarında zihni karıştırabiliyorsunuz. Karar verme yeteneğini insanın geçici bir şeyle etki altına alabiliyorsunuz. Bu da savaş meydanında kullanılabilecek bir şey. İşte askerlerin kafasını karıştırmak için bunun kullanıldığını söylüyorlar. Hayvanlarda ben de bir kısım deneylerine katıldım. Neredeyse yok denecek kadar az başarı var elektromanyetik konusuyla yönlendirme, dalgalarla yönlendirme konusunda. Ve insanlarda çok önemli sorumuz, biraz önce konuştuğumuz aşırı karmaşıklık. Hangi düğmeye basacağınızı bilmiyorsunuz. İnsan öyle bir düğme yok yani, şu düğme basayım da sağa dönsün falan gibi. Böyle bir joystick mekanizması yok bizim kafanın içinde. Dolayısıyla bu sorundan ötürü çok şükür ki zihin kontrolü en azından elektromanyetik dalgalarla mümkün değil. İlaçlarla nasıl kontrol edebiliyoruz? Bir sürü psikoaktif ilaç var biliyorsunuz. Psikolojimizi, ruh durumumuzu değiştiren ilaçlar var. Fakat bunların özgün etkileri herkes de farklı. Çünkü biraz önce gördüğünüz hücreler arasındaki o kimyasal maddelerle iletişim vardı. Oraya etkiliyor bu ilaçlar. Fakat her insanın bağlantı haritası farklı olduğu için birinin işte hülyalar gönderip aya gönderen bir kimyasal LSD mesela bir başkasına veriyorsunuz, intihar ettiriyor adamı. Yani herkesle aynı etkiyi oluşturabilmeniz imkansız derecede bir şey. Çok karmaşık etki mekanizmaları var ve mesela şehir suyuna ben bunu atayım da komple milleti zombiye çevireyim gibi bir şey yapamazsın. Onun yerine zehirleyin daha iyi. Yani komple hepsini öldürürseniz kontrol ederdiğinizde ortadan kalkar. Hipnoz çok korkulan bir şey. Özellikle zihin kontrolü konusunda birisi böyle bana büyük yapacak, işte cebimdeki parayı alacak ya da bana bilmem ne partisine oy verecek falan diye millet tırsıyor. O yüzden hani televizyon seyretmeyenler bile varmış, onu öğrendim hipnoz korkusuna. Hipnoz, zihnin özel bir halidir ve uyku değil, çok yoğun bir uyanıklılık ve dikkat halidir hipnoz dediğimiz şey. Çok sevdiğiniz bir filmi izlerken, çok böyle sürükleyici bir kitap okurken hipnoz durumuna geçersiniz. Beyniniz hipnoz haline geçer. O yüzden dünyadan bağlantınız kesilir. Ve eğer böyle bir şansınız olursa o kitabı, o filmi adeta yaşarsınız. İçinde gezersiniz adeta. Bu yoğun dikkat haline aslında hipnoz diyoruz. Bunu insan kendi kendine yapabildiği gibi dışarıdan yardımla da yapabilir. Telkinlere çok dikkatli bir şekilde açık olduğu için de telkin alma kapasitesi artar. Hipnoz dediğimiz iş bu. Böyle büyülü bir tarafı yok. Hepinizde olan bir şey. Çok kontrollü koşullar gerekiyor bunun için. Sadece sınırlı düzeylerde etki edebiliyor ve temel değerlerinize aykırı bir şeyi hipnozla size asla yaptıramazlar. Bunu unutun. Bunun hiçbir kanıtı yok. Böyle bir şey yaptırmamadı şimdiye kadar. Mesela işte birisi hipnoza alınıyor sahne hipnozlarında. İşte insanların karşısında soyunup dans ediyor mesela, striptiz yapıyor. Şimdi bu kişinin geçmişine bakarsanız insanların karşısında soyunmak konusunda fazla sorunlu olmayan biri olduğunu görüyorsunuz. Ama içimizden rastgele birine yapsak böyle bir şey yaptırmamız çok zor. Biz genellikle insanların karşısında soyunmaya temel bir inanç olarak utanıyoruz. Ve bunu hipnozla bize yaptıramıyorlar. Böyle bir sınırlılığı var hipnoz. Yani uzaktan hipnozla insana işte efendim onu katil edeceğim bilmem ne böyle bir şey söz konusu değil. Ama önceden katil olarak eğitilmiş birine hipnozla çok güzel iş yaptırabilirsiniz. O da var. Kişinin temel değerleri önemli.
En çok bana sorulan soru, bilinçaltı mesaj diye bir şey var mı? Şu aşağıda gördüğünüz resim 1956 yılında galiba sinemalarda gösterilmiş bir subliminal mesaj denemesi. O zaman büyük gürültü koparmış piyasada. Çünkü adam çıkıp kendi açıklamış. Demiş ki filmin arasında 25. kareye ben bunu koydum. Göz bunu algılayamıyor. Sadece pat görünüm kayboluyor. İnsanlar gitti, benim popcorn satışları %40 ile 60 oranında arttı diye. Tabii gazeteler bunu müthiş haber yapıyor. İşte zihnimizin derinliklerine mesaj. O günden bugüne binlerce kez denendi bu. Neredeyse hiçbir başarılı olmadı. Sadece şu durumlarda başarılı oluyor. Diyelim ki subliminal mesajda hamburger ye kola iç. En çok denenen bu çünkü. Hamburger ye kola iç dediniz. Eğer oturan adam açsa, hamburger seviyorsa ve kola seviyorsa onlar biraz daha fazla eğilimler hamburger ve kola yemeye film arasında. Bunun dışında etkileme şansınız yok. 25. kare tekniği çok zor, ancak hipnoz altındaki bir insanın algılayabileceği mesajlar içeriyor. Dolayısıyla normal bir dikkat düzeyinde algılanmayacak mesajlar bunlar. Ondan da çok fazla korkmamıza gerek yok. Hele kitle kontrolü yapmaya hiç uygun değil. Televizyonda işte bize gizli mesajlar veriyorlarmış, şöyleymiş, böyleymiş gibi bir şey, korku yersiz. Esas korkmamız gereken şey aşikar yönlendirmeler. Şimdi birazdan onları söyleyeceğim size. Bizi bunlarla uğraştırıyorlar ki biz o aşikar olanları görmeyelim diye. Şimdi medyatik zihin kontrolü. Birkaç tane örnek vereceğim size. 1980'lerde BBC'nin yaptığı bir afişti bu. Efendim işte hani bu savaş bölgelerinden haber maber vermek gibi biliniyor falan ama burada işte bir asker, haritada bir asker var. Üç tarafa doğru ateş ediyor. Fark ediyorsunuz belki. Şimdi buradaki haritayı hazırlayıp, bu harita daha sonra kaldırıldı ve bunu hazırlayan adamla bir röportaj yapmışlar. Haritayı önce ters hazırlamış. Sonra demişler ki bu olmaz, bizim mesajımız uygun değil, asker doğuya doğru ateş etsin. Bakınız burada batı doğuya karşı ateş ediyor. Şimdi burada bilinçli yapılmış bir tercih olduğunda haritayı yapan kişiler bizzat beyan ediyorlar. Şimdi siz tersi durumda bir harita gördüğünüzde hani zihniniz farklı bir şey algılayacak, buna baktığında farklı bir şey algılıyor. Ve bu haritayı, bu afişi, bu reklamı sürekli olarak gördükçe zihninizin altında bir imaj oluşuyor. Ateşin yönü belli. Haritanın yönünde herkes bir şekilde ayırt edebiliyor. Dolayısıyla burada basit bir mesaj var. İzlediniz mi Jaws'ı? Jaws'ı izlemeyen birçok kişi bu afişi gördüğü için denize giremiyor, biliyor musunuz? Çünkü bakın afiş çok başarılıdır. Belki ekranda tam etkisi gözükmüyor ama basılı afişi görme şansınız olursa tavsiye ederim. Rengi korkunçtur. Aşağı doğru koyulaşan derin bir deniz ve insanın boynunu kat kat aşan mutlak ölüm anlamına gelen bir yaratık. Denizde yüzerken Kıbrıs'tasınız biliyorsunuz, dibini görmezsiniz. Yani ne kadar hani derin olduğunu çok kere bilmezsiniz. O aşağıdan gelebilecek bir şey tehlikesi. Jaws filmini görmemiş milyonlarca insanın denize girmesini yıllarca engelledi. Dolayısıyla bu afiş subliminal mesajın ne kadar kuvvetli olduğunu gösteriyor ama bu subliminal dedik, gayet açık bir mesaj. Sadece sizde uyandırmak istediği etki bu değilmiş gibi gözüküyor ama sizde öyle bir etki uyandırıyor. Siz sadece filme gitmelisiniz etki olarak ama denize girebiliyorsunuz. Öyle bir etki oluşuyor. Dolayısıyla başarılı bir afiş. Sonra şöyle reklamlar, çok görüyorsunuz bunlar, bu eski bir versiyon. Özellikle çok hani ne derler o, kör gözüne parmağım tarzında yapıldığı için bu afiş enteresan. Parfüm reklamlarında işte adam bir parfüm sıkar, asansördeki bütün hatunlar ona çarpılır falan, böyle standart şeyler vardı biliyorsunuz. Burada eskiden beri uygulanan bir teknik var. Adamla kadın çok yakınlar birbirine. Bu arada işte dangerous but fun, hani tehlikeli ama eğlenceli, çaktırma gibi bir mesaj da var ama kadının yüzüne bakacak olursanız özellikle gözünün altındaki bölgelerde aşırı allık olduğunu göreceksiniz. Şu bölümlerde, yüzü kırmızı. İnsan yüzünün bu kadar kızardığı anlar bir orgazm anı, bir de cinsel uyarılma anıdır. Bir de aşırı utanma anıdır. Dolayısıyla burada size o yapılan makyajla bu işin cinsel içeriği kadının yüzü itibariyle çok güzel veriyor. Özellikle beyler, şu anda bir göz taraması yapsam size sadece kadının yüzüne bakıyorsunuz, bir de omuzlarına muhtemelen bakıyorsunuz. Dolayısıyla mesaj beylere acayip bir şekilde gidiyor. Yani ben bu parfümü sıkarsam karşıdaki perişan olur. Direkt bu mesajı, bir de beyin sapınız alıyor, şuurunuz değil. Dolayısıyla bir daha markete gideceksiniz. 120 tane parfüm markası arasından bir şey seçerken bilinçaltınız diyecek ki, işte neyse bunun markası, şu Dangerous Spot falan vardı, nerede? Ha, sen ona yöner. Sen onu al diyecek, çaktırmadan. Oraya uzunca mutlu olacaksınız ve bu reklam başarıya ulaşacak. Dolayısıyla bunu bize her gün yapıyorlar. Subliminal falan filan bir şey değil. Ama siz alışveriş yaparken frontal korteksiniz 10 tane parfüm markasının hangisi kötü ayırt edemeyeceği için, buna bir kabiliyetiniz olmadığı için sizi böyle yönlendiriyorlar.
ve dolayısıyla tüketimi de bu şekilde sağlıyorlar. Çok anlatılan bir şey, bir vodka reklamı galiba. Efendim, görüyor musunuz buradaki sürdüğünden mesajı? Meşhurdur biraz. Şu bardağın içerisine bakarsanız buzların üzerinde seks yazıyor. S, E ve X harfleri şöyle aşağı doğru. Bu çok eski bir teknikti. Sürekli böyle bazı reklamlarda bir yerlerde çaktırmadan bir seks ibaresi gözükür bir şekilde. Bunun cinsel çağrışım uyandırdığını söylerler. Bu konuda hiçbir kanıt yok. Böyle reklamlar var, evet. Sağında solda seks yazan bir sürü reklam var. Ama bunun cinsel bir çağrışım uyardığına dair herhangi bir bilimsel kanıta ben rastlamadım. Özellikle de bu afişler, mesela fonksiyonel MR'da şurada burada çalışıldı. Buna dair direkt bir kanıt yok ama bu çok yapılıyor. Belki de prestij, bilmiyorum. Ben reklama seks yazdım bak ona göre. Biz de bu taifeye girdik falan gibi bir şey oluyor artık, neyse. Bir de çok belirsiz mesajlar var. Şimdi bu mesajı muhtemelen almıyorsunuz. Ben de almamıştım ilk afişe baktığımda. Fakat bu bir psikoloji makalesinde vardı. Oradan aldım bunu. İnsan ayağını ne zaman böyle yapar hiç biliyor musunuz? Ben de bilmiyordum. Kur davranışıymış bayanlarda. Kur davranışlarından biriymiş. Bayanlar ayaklarını şöyle üst üste sürttükleri zaman ya kur yapıyor anlamına geliyormuş karşıdakine. Bu ayakkabıların böyle konulması tesadüf değil. Bunu bir reklam ajansı yapıyor. Psikologları var, danışman. Diyor ki böyle koy ayakkabıları. Daha çok hoşa gider. Bayanlara yönelik bu. Bak bunu alırsan karşıdakine böyle kuruyor falan gibi. Tamamen bilinçaltı bir mesaj. Bunu hiç bilmiyorsunuz. Ama ayakkabının satışını çok iyi etkilemiş bu reklam mesela. Bu da bilmediğimiz bir şey. Ama daha bilmediğimiz neler var ve tercihlerimizi nasıl yönlendiriyor? Şimdi size bir tane örnek vereyim. Beylere diyorlar ki, şu iki resimden hangisi çekici seçin. İkisi de aynı kızın resmi. Herkes sağdakini seçiyor. Soldakini seçti biri bak. Neden böyle? Göz bebekleri 2 milimetre kadar daha geniş sağdakinin. Şimdi bu resmi, bu deneyi alınanların hiçbiri fizyolog falan değil ama biz biliyoruz ki göz bebeği birkaç durumda genişler. Karanlığa girersiniz daha çok ışık almak için genişler. Korktuğunuzda strese girdiğinizde genişler. Bir de cinsel olarak uyarıldığınızda genişler. Sempatik sistemlerimizde de aktif olduğu için. Fizyolog olmayan bir sürü erkek sağdakini bu yüzden seçiyor. Beynin derinliklerinde bir yerde doğuştan bunları okuma yeteneğine sahibiz. Çünkü soyumuzu böyle devam ettiriyoruz ya. Bu önemli bir sinyal. Kim bizden hoşlanıyor, kim hoşlanmıyor. Böyle süptil ve bilinçsiz donelerle ayırabiliyoruz aslında. Ve bunu biliyorsanız reklamlarda bunu çok sık kullanırsınız. Bundan sonra gördüğünüz hani maalesef kadın vücudunun bir meta olarak kullanılan birçok reklamda eğer kadının yüzü gözüküyorsa göz bebeklerine dikkat edin. Photoshop'la sadece belini inceltmiyorlar. Göz bebeklerine de bir siyah böyle hale koyuyorlar etrafına. Dolayısıyla bu etki sürekli olarak kullanılan bir etkidir zihin yönlendirmesinde. Yönlendiremiyoruz zihnimizi çünkü kaotik. Herkeste farklı bir etki var. Herkesi bir kitle halinde aynı şeye yönlendiremezsiniz. Nedensiz olarak insan zihni farklı sonuçlar üretiyor. Kafasına göre davranıyor. Bu zihin kontrolü için en önemli etkilerden biri. Ve kaotik bir sistemi, yani kendi içsel düzeni olan ama düzenini dışarıdan öngöremediğiniz bir sistemi doğrusal olarak yönlendirmenin bilinen bir yolu yok. O yüzden borsalarda spekülasyon yapmak dışında zengin olma şansınız yok. Mesela borsa da kaotik bir sistemdir ve onu öngöremezsiniz. Ancak işte biraz sezgilerinizin kuvvetli olması lazım.